Menüden gelen veriyi işleme. Bu derste içerik PHP sayfasına menü bağlantılarından gelen verileri işleme anlatılacaktır. Bağlantılardan gelen verileri almak için get komutu kullanılacaktır. isset e fonksiyonu belirtilen değişkenin var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu fonksiyonu kullanmaktaki amaç içerik PHP sayfasına ilk girildiğinde bağlantılardan gelen bir değer bulunmamasıdır. Bağlantılardan veri geldiğinde Gelen veriyi almak için veri gelmediğinde ise hata oluşmaması için boş değer atamak için bu komut kullanılır. Bir if deyimi oluşturun ve iset komutuyla bağlantıdan gelen konu değerini kontrol edin. Gelen konu adında bir değişken oluşturun ve bağlantıdan gelen konu değerini bu değişkene atayın. Else if deyimi oluşturun. Buradaki kontrol aşamasında bağlantıdan gelen sayfa değerini isetle kontrol edin. Gelen sayfa adında bir değişken oluşturun ve bağlantıdan gelen sayfa değerini bu değişkene atayın. If deyiminin else kısmında bağlantıdan gelen bir veri olmayacağı için gelen konu ve gelen sayfa değişkenlerine boş değerlerini atayın. İçerik PHP sayfasındaki page alanında bu veriler gösterilmek istenmektedir. Eko komutuyla bu iki değişkeni yazdırın. Sayfa içinde iki değer de eko komutuyla yazdırılmıştır. Bu durum değişken bulunamadı hatasına neden olabilir. If deyimiyle bağlantıdan gelen değer kontrol edilecek ve gelen değer konuysa gelen konu değişkeni oluşturulacak, gelen değer sayfası ise gelen sayfa değişkeni oluşturulacaktır. Burada olmayan değişken için boş değer ataması yapılırsa oluşabilecek bu hata ortadan kaldırılabilir. Sayfayı test edin. Menü öğelerine tıkladığınızda tıklanan öğenin ID değeri page alanında görüntülenecektir.